Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, G20, D8 derken şimdi de BRICS'i konuşuyoruz. G20'ye rakip olabileceği iddiasıyla sık sık gündeme gelen BRICS bu kez de Türkiye'yi, yani bizi çok yakından ilgilendiren bir meseleyle manşetlerde. BRICS nedir, ne değildir, ne işe yarar hep birlikte incelemeden önce neden her gün manşetlerde BRICS ile ilgili bir haber görüyoruz? Önce bunun cevabını verelim. Geçtiğimiz günlerde Bloomberg, Türkiye'nin birkaç ay önce BRICS'e resmen üye olmak için başvuruda bulunduğunu yazdı. Bu iddia ne doğrulandı ne de yalanlandı. Bu haberin ardından herkes Google'a girip BRICS nedir diye yazmaya başladı. O zaman hadi biz de anlatalım. BRICS'in ilk tohumları 2006'da atıldı. Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in oluşturduğu bu gruba 2010'da Güney Afrika eklendi. Zaten adı da bu ülkelerin İngilizce baş harflerinden geliyor. Amaçları şuydu: ekonomik kalkınma, siyasi işbirliği ve uluslararası arenada ortak çıkarların savunulması. Yıllar geçtikçe bu 5 üyeli örgüte yeni ülkeler eklendi. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de katılınca üye sayısı onun üzerine çıktı. Hani örgüt ismini bu 5 ülkenin baş harfinden alıyordu ya, şimdi ne olacak? Laf aramızda BRICS artı, yani BRICS plus olması düşünülüyor. Uluslararası örgütler küresel meselelerde söz sahibi olmak için oldukça elverişli platformlar. BRICS'e üye olan ülkeler arasında Çin ve Rusya gibi büyük güçlerin olması örgütü çekici hale getiriyor. Hem de bu ülkeler dünya nüfusunun yaklaşık %45'ini oluşturuyor. Ekonomilerinin büyüklüğü ise neredeyse 29 trilyon dolar. Resmi biraz daha netleştirelim. Dünya ekonomisinin %29'undan bahsediyoruz. Bu ülkeler dünyadaki ham petrolün de %45'ini üretiyor. BRICS denince bizlere sorulan soru şu oluyor: G20'ye rakip olabilir mi? Kısa cevap bence hayır. Zaten BRICS'in kurucuları G20'ye de üye. Rakip olamazlar belki ama ileride eş güdümlü çalışabilirler. Neden olmasın? Peki Türkiye neden BRICS'e katılmak istiyor? Burada parantez açmamız gereken bir husus var. BRICS ülkelerinin 2014'te kurduğu Yeni Kalkınma Bankası. Türkiye aslında Yeni Kalkınma Bankası'na üye olmak istiyor olabilir. Bankanın amacı gelişmekte olan ülkelerdeki altyapı ve sürdürülebilir kalkınma projelerini finanse etmek. 2017'de Mehmet Şimşek bankaya üye olmak istediklerini ve bunu düşündüklerini söylemişti. İşte burada BRICS bizim için, Türkiye için acaba Avrupa Birliği'ne alternatif mi diye sorabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve diğer NATO ülkeleriyle kötü giden ilişkiler nedeniyle Türkiye'nin bir süredir Batı'dan koptuğu yorumları yapılıyordu. Dış politikada bazı ülkelerle yaşanan bu gelişmelerin ardından Ankara'nın BRICS'e ilgisinin arttığı şüphesiz. Peki BRICS üyeliği Batı ile ilişkilerde nasıl bir sorun yaratır? Batılı diplomatlar ve uzmanlar Rusya'nın BRICS'i başka bir amaç doğrultusunda kullandığı görüşünde. NATO üyesi ve hatta NATO'nun ikinci en büyük ordusuna sahip Türkiye'nin BRICS'e katılımı ve Rusya'ya da kurduğu yakınlık Batı ile ilişkilerde büyük başka sorunlar yaratabilir. BRICS üyeliği Türkiye'nin yönü Batı'dır diyen Mehmet Şimşek için de ekonomide sorun yaratabilir. Şimdi gözler 22 ila 24 Ekim'de Rusya'nın Kazan kentinde yapılacak zirvede. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu zirveye katılacak. Örgütün genişleme kararı da bu zirvede ele alınacak. Peki sizce Türkiye BRICS'e üye olmalı mı? Üye olursa ne olur? Üye olmazsa neler olur? Yorumlarda buluşalım. Videomuzu beğendiyseniz yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.